Kadınlara da, erkeklere de, lüzumsuz veya şehvetle bakmak günahtır. Ayet-i Kerime'de mealen buyuruldu ki, Ey Resulüm! Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramlardan korusunlar. İmanı olan kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. Nur Suresi 30. Ayeti Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Erkeğin kadına, kadının da erkeğe şehvetle bakması haramdır. Harama bakmak şeytanın zehirli okudur. Allahü Teala'dan korkup yabancı kadına bakmayana zevkli bir iman nasip olur. Yabancı kadına şehvetle bakanın gözleri ateşle doldurulup cehenneme atılır. Onunla toka edenin kolları ensesinden bağlanıp cehenneme sokulur lüzumsuz ve şehvetle konuşan her kelimesi için bin yıl cehennemde kalır. Komşu ve arkadaş hanımına şehvetle bakmak, yabancı kadına bakmaktan ve evli kadına bakmak, kıza bakmaktan daha çok günahtır. Zina da böyledir. Bir erkeğin bir kadınla tokalaşması, zaruretsiz konuşması, görünmeyen bir yerde yalnız kalmaları haramdır. Peygamber Efendimiz bile hiçbir kadınla tokalaşmamıştır. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Elbette ben kadınlarla tokalaşmam." Hazreti Ayşe validemiz de buyurdu ki: "Resulullah kendisine helal olan kadınlardan başka hiçbir kadınla tokalaşmadı." Yine hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: "Kişinin başına demirden bir şişin batırılması, nikah düşen bir kadına dokunmasından daha hafif kalır." Yabancı kadınla kucaklaşan, şeytanla beraber zincire vurulup ateşe atılır. Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allah'a yemin ederim ki bir kişi bir kadınla yalnız kalınca aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması o kimse için kendine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hafiftir. Namahremle konuşmak Kadınlar zaruret olmadıkça namahrem erkeklerle konuşamaz. Ramuz'un 469. sayfasında yazılı ilk hadis-i şerif şöyle. Ey kadınlar! Ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun. Mahreminiz olmayanlarla konuşmayın. Siz iffetli olursanız. Erkekler iffetsiz yani namussuz olursa, genel eve falan giderse, karıları kızları da kötü yola düşebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin. İyi bilin ki namusunu koruyana cennet vardır. Kötülükten korunmak için nikahlı yaşayın ve iffetli olun. Onun bunun karısını kızını ayartan bizden değildir. Zina eden aynı şeye maruz kalır çalma elin kapısını çalarlar kapını eden bulur denmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mealen fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın buyruluyor. Buradaki yaklaşmayın demek zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının. Yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın demektir. Yabancı kadınlara bakmak gözü zayıfladır, kalbi karartır. Peygamber Efendimiz de göz zinası hakkında buyuruyor ki, yabancı kadına şehvetle bakmak göz zinasıdır. Onu tutmak el zinasıdır. Ona gitmekse ayakların zinasıdır. Bir yabancı kadın görüp de Allah'tan korkarak başını ondan çevirene Allahü Teala ibadetlerin tadını duyurur. Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin.'' kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir. Kadınların Kur'an-ı Kerim, Mevlid, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Hoparlör, radyo ve televizyonla duyurmaları ise mekruh olur. Sual Aşağıdaki iddialar reformcu bir yazara ait. Cevap verir misiniz? 1. Karşılaşan iki arkadaşın birbirinin elini öpmesi sünnettir. Cevap, haram olduğu reddül muhtarda yazılıdır. 2. Peygamberimiz kadınlara el öptürmemişse de onlarla müsafaha ederdi. Çünkü müsafaha etmek sünnettir. Eğer peygamberimiz şimdi olsaydı kadınlara mutlaka el öptürürdü. Çünkü alimlerin elini öpmek caizdir. Cevap, Peygamber Efendimizin kadınlarla müsafeha ettiği yalandır. Alimin, ana babanın eli öpülür. Fakat namahrem kadın, bir alimin elini öpemez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz erkeklerle müsafaha ederek sözleştikten sonra, kadınlarla da sözleşme yaptı. Kadınların biati yalnız sözlü oldu. Mübarek eli kadınların eline dokunmadı. Tibyan'da Mümtehine suresinin 12. ayetinin açıklamasında deniyor ki, Peygamber Efendimiz kendisiyle biat edilirken hiçbir yabancı, namahrem kadınla müsafeha yapmamıştır. Hazreti Aişe dedi ki, Peygamber Efendimizin kadınlarla biati sözdeydi. Onun eli hiçbir yabancı kadının eline değmemiştir. 3. Doktor kadına dokunuyor, günah olmuyor da benim elimi öpünce niye günah olsun? Cevap. Doktor zaruret olunca ihtiyaç miktarı kadına dokunması caizdir. İhtiyaçtan fazla yerini açması haramdır. El öpmekte bir zaruret yok ki doktorla mukayese edilsin. 4. Alim evlat cahil babasına imam olamaz. Cevap. Bunu kölenin imamlığına benzetmiş. Kölenin imamlığı mekruhtur. Sebebi köle hizmetle meşgul olduğu için ilim tahsiline vakit bulamaz. Eğer alim olursa imamlığı mekruh olmaz. Amanın yani körün imamlığı da mekruhtur. Bunun sebebi de elbisesini temizleyememesidir. Fakat temiz olan amanın da imam olması mekruh değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz ama olan İbni Mektum Hazretlerini defalarca kendi yerine imamlığa seçmişti. Namahreme bakmak günahtır. Sual. Bazı ateistler, peygamber zamanında kadınlar örtünmezdi. Umacı gibi örtünmek o zaman yoktu. Hazreti Aişe başı açık gezerdi. Şimdiki örtünmeyi sonradan yobazlar uydurdu diyorlar. Bu durum hicap ayeti gelmeden önce değil miydi? Bir de ateistlerin etkisi altında kalan bir arkadaş, kadınlara bakmak, onlarla konuşmak, hatta onlarla beraber oturmak da günah değildir kadınların erkeklerle namaz kılmasının da mahzuru olmaz. Resulullah, kadınların arka safta kılmasını söylemesi huşu açısındandır. Yoksa beraber kılmalarında mahsur olmaz. Tesettür detaydandır, diyor. Kadınların açık gezmesi, onlara bakmak ve konuşmak günah değil mi? Cevap, elbette günahtır. İçkiyi yasaklayan ayet-i kerime gelmeden önce, Müslümanlardan içki içenler vardı bunu örnek gösterip de içki yasak değildi demek yanlış olduğu gibi, hicab ayetinden önceki durumu bildirip, kadınlarla konuşmanın, onlara bakmanın, onlarla oturmanın günah olmadığını söylemek de böyle yanlıştır. Hicab, tesettür, örtünme ayeti gelmeden önce, kadınlar örtünmezler, Resulullah'a gelip bilmediklerini sorup öğrenirlerdi. Resulullah Efendimiz, birinin evine gitse, kadınlar da gelir, oturur dinler, istifade ederlerdi. Beydavi'de ve Buhari'nin tefsir kısmında bildirildiği gibi, hicretten 3 yıl sonra Ahzab ve beş yıl sonra Nur surelerindeki hicab ayetleri gelip, kadınların yabancı erkekler yanında oturmaları, bunlarla konuşmaları yasak edildi. Bundan sonra Resulullah Efendimiz kadınların bilmediklerini mübarek hanımlarından sormalarını emreyledi hicab ayetinden önceki durumu bildirip kadınların açılmasının mahsuru olmadığını söylemek, Müslümanları aldatmak olur. Resulullah Efendimizin mübarek hanımı Ümmü Seleme varidemiz anlatır. Meymune ile birlikte Resulullah'ın yanındaydık. İki gözü de görmeyen İbni Ümmü Mektum izin isteyip içeri girdi. Resulullah bunu görünce bize içeri geçin buyurdu. O ama değil mi bizi görmez dedi o sizi görmüyorsa siz onu görmüyor musunuz? Yani o körse siz kör değilsiniz ya. Yani.